على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله ربنا الأعلى. Müslümanlığın beş temelinden namaz, oruç, zekat, bunlardan bahsedildi. Temelin birisi hac idi. Şimdi geldik bugünkü dersimizde de hacca. Amel bahsini bitirelim. Ondan sonra inşallah iman bahsine başlarız. Ahlak bahsine geçeriz. Bugünkü dersimizde hac mevzuuna taalluk ediyor. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde gücü yetenlere haccı farz kılıyor. Hem öyle bir farz ki, o hac öyle bir farz ki, 100 milyonlarca Müslümanın secdegahı olan Allah'ın hususi tecellisine mazhar olan o mübarek topraklara yüz sürmenin ehemmiyeti, fazileti o kadar yüksek, o kadar üstündür ki Resul-i Ekrem Efendimiz o üstünlüğü şu hadis-i şerifiyle izah buyuruyor. اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ الْاِسْلَامِ يَهْدِمِ مَا قَبْلَهِ وَاَنَّ الْهِجْرَةِ تَهْدِمِ مَا قَبْلَهَا وَاَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمِ مَا قَبْلَهِ Efendimiz buyuruyor ki Müslümanlık dininden evvel, Müslüman olmadan evvel küfür halinde bir adam ne kadar günah işlerse işlesin, mesela 60 sene küfür halinde kafir olarak yaşamış, 60 senelik hayatı tuğyan ve isyan ile geçmiş. Fakat 60. yaşında Allah'ın hidayeti erişmiş, iman etmiş bu adam. İman ettiği gün, buyurun hep beraber söyleyelim, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i şerifesini getirdiği zaman 60 senelik günahını öldürür diyor bu kelime-i tayyibe. Keza hicretten evvelki günahları, amelleri öldürür diyor. Mesela müşrikler vardı asr-ı saadette biliyorsunuz. Müslümanlığın canına okumuşlardı. Resul-i Ekrem'e ve onun bütün eshabına ot yoldurmuşlardı. Yıllarca eza ve cefanın envaını tatbik etmişlerdi. Bunlar hicret ettikten sonra evvelki halleri ölür. Evvelki günahları ölmüştür diyor. Keza ve ennel hacce yehdimi ma gable. Hacca giden bir adam da haçtan evvelki yaptıkları fenalıkları öldürür diyor. Hatta kütüb-i fikhiyyede şöyle bir kayıt vardır. Müzdelife'deyken gece bir adam şüphelense ki acaba günahımız affoldu mu affolmadı mı diye imanından korkulur o adamın diyor. Haccın ehemmiyeti bu kadardır. Yaptığın günahları eritir. Günahın çok aziz Müslüman, gücün yetiyorsa
sıhhatin müsait ise fırsatı kaçırma, o mübarek topraklara yüz sür ki günah kirin dökülsün. Resul-i Ekrem Efendimiz diğer bir hadisi şerifinde, diğer emirlerinde şöyle buyuruyor: Men hacce felem yerfus felem yefsuk reca'ake yevme veledetkü ümmuhu. Bir adam fiskı fücur etmeden, Allah'a isyan etmeden, helal kazancıyla gitmiş hacca, haccın bütün farzını, vacibini, sünnetini, her şeyini yerine getirmiş. Yollarda günah işlememiş. Kimsenin gönlünü kırmamış. Kimseyle niza çıkartmamış. Böyle tertemiz. Hacca gidip geldikten sonra anasından doğmuş gibi olur diyor. O ağız ki, o ağızdan asla yalan sadır olmamıştır. Bunu Nebi-i Ekrem Efendimiz söylüyor. Onun ağzından çıkıyor. Anasından doğmuş gibidir hacca giden kimse. Biliyorsunuz cihadın ehemmiyetini. Cihad yani muharebe, vatan müdafaası, din müdafaası, namus müdafaasıdır. Ehemmiyetinin ne kadar olduğunu biliyorsunuz. Böyle olmakla beraber Resul-i Ekrem Efendimiz buyuruyor ki hacca gitmek cihada gitmekten efzaldır diyor. Bakın işin ehemmiyetine. Hacca gitmek vatan müdafaası için cihada gitmeden efsel olduğunu beyan buyuruyor Efendimiz. Hatta yine dersimiz gelir inşallah, izahını yaparız. Bir adama anası babası ben senden razıyım derse Allah razı olur. Razı değilim derse, anası babası memnun olmazsa bir evlattan, ağzıyla kuş tutsa, sabahlara kadar ibadet etse kabul olmaz, reddedilir. Ananın babanın ehemmiyeti o kadar fazladır. Ayak öpme İslam dininde haramdır. Ananın babanın ayağı öpülür. Çünkü cennet ananın babanın ayağının altında olduğunu Peygamber Zişan Efendimiz beyan buyuruyor. Böyle olmakla beraber ananın babanın hakkının bu kadar yüksek olmasına rağmen ana baba bir evladın hacca gitmesine mani olamaz asla. Sana anan baban ısrar etse hacca gitmeyeceksin diye hiç dinlemezsin. Anan baban sözünü dinlemezsin ve asi olmazsın onlara. İslam dini böyle emrediyor. Allahu Azimüşşan ve Resulullah böyle emrediyor. Anaya babaya itaattan daha mühimdir. Yalnız ananın babanın bakacak kimsesi yoksa, eli avuca düşmüşse, götürüm ise onları bırakıp gidemez. O başka. Fakat anası babası vücutları sağlam ise evladının hacca gitmesine mani olamaz. Anaya babaya itaattan daha efsaldır hacca gitmek. Peki efendim, hac herkese farz mıdır? Acaba hac herkese farz mıdır? Haccın farz olması için evvela her amelde, her ibadette olduğu gibi İslam olmak lazımdır. İslam başta şarttır. Müslüman olmayan hac farz değil tabii. Ondan sonra akıl olacak. Deliye hac farz değil.
bali olacak. Çocuğa haç farz değil. Hatta çocuk anasıyla babasıyla beraber gitse büyüdüğü zaman yine hacca gitmek mecburiyetindedir. Farz sabit olmaz üzerinde. Peki efendim. Bir de gücü yetecek, evi olacak, evi olmayana, evi yok da yalnız ev parası var. 10 bin lira, 15 bin lira bugünkü ev alacak kadar bir parası var. Fakat evi yok. Buna haç farz değildir. Yalnız zekat farzdır buna. Evi var. Evinin tutacak kadar karartısı, eşyası var. Sanatkar ise sanat tahımları var. Borcu yok. Yahut borcu varsa karşılığı var. Bundan başka kendini hacca götürüp getirecek kadar parası var. Vücudu da sağlam. Kendi Hicaz'a gidip gelinceye kadar da çoluğunun çocuğunun yiyeceği var evde. Bu maaş farzdır. Bu asla tahir edemez gider. Yalnız tahir kelimesi. Tahir edemez dedik. Başka mezheplerde tahir edemez. Başka mezheplerde haç fevridir. Hemen bali olduğu zaman, akıl bali olduğu zaman, eline de hacca gidecek kadar para geçtiği zaman, hiç fırsat kaçırmadan gidiverir. Tahirine imkan yok başka mezheplerde. Fakat bizim mezhebimizde terahi vardır. Ömrünün sonuna kadar müsaade vardır. Gidebilir. Gücü yetenler bizim mezhebimizde. Fakat hadisi şerifte ne buyuruyor Efendimiz? Helekel müsevvifûn. Bugünün işini yerine bırakanlar helak olur. Vaga İmam-ı Azam Hazretleri ömür boyunca müsaade etmiş ama ne kadar yaşayacağını, imkan bulup bulmayacağını bilemiyorsun. Belki servetini zayi edersin. Servetini zayi ettiğin zaman yine borçlusun. Borç sağıt olmaz. Bir adam zengin. Bugün gideyim, yarın gideyim derken iflas etti bu adam. Yine borçludur. Yürüyerek geçsin, ne yaparsa yapsın mutlaka hacca gidecek, farzdır buna. Servetini kaybetti. Servet elindeyken gideydi. Onun için her Müslüman müsait imkan bulduğu zaman fırsatı kaçırmadan o mübarek makamı ziyaret etsin, borçtan kurtulsun. Namaz, zekat, oruç nasıl farz ise gücü yetenlere haç da farzdır. Peki efendim. Bedeni selamette değilse, hasta ise, hasta, ama götürüm, yola dayanamaz. Mesela kalp var, yüksek tansiyonu var, yola dayanamaz. Bunlar da bedel gönderirler, ihcaç yaparlar, haç anil gayr. Bir adamı bedel gönderirler onlar da. Bedel nasıl olur? Bedel ya böyle götürüm olur, yola tahammül edemeyecek derecede hasta olur. O adam bedel gönderir. Bir, yahut aha bugün gideyim, yarın gideyim derken ölüvermiş adam. Serveti de müsait. Bunun mirasçıları, oğlu kızı bedel gönderirler. Bedel göndermenin de şartları.
bedel gönderecek adama haç farz olmak lazım. Fakir bir adam dişinden tırnağından artırmış, eşyasını satmış, kazanını çanağını satmış, bedel gönderiyor. Bu olmaz. Bedel gönderecek adam zengin, zengin olacak. Sonra bedel gönderecek adam binefsihi haccı ifadan aciz olacak. Gidemeyecek. Gitmekten aciz. Yola tahammül edemiyor, dayanamıyor. Hasta, ihtiyar veya götürüm neyse. Üçüncüsü, bedel göndereceği adama emir vermek. Bedel gönderen adam, bedel göndereceği adama diyor ki, git benim namıma hacc et diyor. Böyle emir verecek. Gaybet olmaz. Dördüncüsü, ücret şart kılınmamak. Ücreti şart koşma. Bana şu eder para verirsen giderim. Bu eder vermezsen gitmem. Ücret yok. Yalnız buradan gidip gelinceye kadar bütün masraflar bedeli tutan adama aittir. Bütün masraflar. Masrafın bir kısmını giden adam yaparsa olmaz. Bütün masraflar ona aittir. Bedel gönderene aittir. Peki efendim. Eğer vefat etmiş adam ise, vefat etmiş adam diyor ki, ben öldüğüm zaman Medine'den, Mekke'den bir bedel tutun, 100 lira, 200 lira, 300 lira neyse bir para veriyor. Vasiyet ediyor. Eğer bu vasiyet eden adamın malının üçte birisi hac etmeye kafi ise bedel buradan tutulur. Filan adama 100 lira ver, filan adama 500 lira ver, 300 lira ver. Oradan bedel tutsun bana, bu olmaz. Malının üçte birisi buradan bedel tutmaya kafi ise buradan tutacak bedeli. Oradan olmaz hiç. Orada birçok adamlar, maalesef birçokları vazifeyi haccı bilemiyorlar. Öğrenmiyorlar da. Birçokları 100 liraya, 200 liraya bedel tutuyor. Filana bedel diyor. Olmaz o. Fakir ise olur. Fakir bir adam 100 lira, 200 lira tedarik etmiş, olur oradan. Fakat zengin, servetinin üçte birisi haccın ifasına kafi geliyorsa bedeli buradan tutar, oradan tutamaz. Peki efendim. O bedel giden adam ihrama girerken kimin namına hac edecekse onun namına niyet eder. Bedel gitmenin de şartları bu. Gücü yeten kendi gidecek. Gücü yetmeyen bedel gönderecek. Bedel göndermeden ve hacca gitmeden ölürse vasiyet edecek. Nasıl ki vasiyetinde filana borcum var, şu kadar oruç borcum var, şu kadar şu borcum var diye tespit ediyorsa, haç borcum da var, haç bana farzdır, bedel gönderin diye vasiyet edecek. Mirasçıları da eğer tutarsa, tutmazsa o cevap attı. Geçen gün okumuştum bir hadis-i şerif mealini. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Sağlığında 40 para, bir kuruş sadaka vermek, öldükten sonra 1000 kuruş sadaka vasiyet etmeden hayırlıdır diyor. Elinle yap, ne yapıyorsan. Fırsat elindeyken, fırsat elindeyken git. Peki efendim.
hacca kimlerin gideceğini söyledik. Şimdi haccın şekilleri. Hacca gidecek adamlar vardır, niyetleri de vardır, dikkat etsinler. Yahut yetmişler varsa, noksanları varsa dikkat etsinler. Buradan gider evvela. Yolunun üstü Medine-i Münevvere'ye uğrar. Medine-i Münevvere'de ilk vardığı zaman Ravza-i Paki Muhammedi'yi ziyaret eder. Onun ziyaret şekli fırsat bulabilirse, fırsat bulamaz ya. Mezar-ı Paki Muhammedi'nin karşısında arkası kıbleye gelerek durur. Tahminen bir metre kadar geriye durur ve orada salatü selam okur. Birçok bedel şeyler vardır orada. Nedir? Mutavvifler. Deliller. Aa, ben sana delil olayım der. O tutar elinden, beriki tutar, kimseye bakma. Ne yapacağını burada öğren de kimseye bir şey sorma. Orada salavat-ı şerife okunur Resulullah'ın mezar-ı pakinin başında. Salavat-ı şerife salatü selam getirirsin. Ondan sonra sana emanet edilen selamlar melamlar varsa onları tebliğ edersin. Ya Resulallah, filanların selamı var, ben de emanet tebliğ ediyorum, bana da onlara da şefaat et diye dua edersin. Orada dua reddolunmaz. O Resul-i Ekrem'in hürmetine Cenab-ı Hak duaları kabul eder. Çünkü o Zat-ı Şerif'in hürmetine yaratılmıştır bütün kainat. Seni halketmemiş olsaydım eğer, ne melek halkedecektim ne beşer diyor Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hakk'ın Habibi, Habib ne demek? Habib, Allah-u Azimüşşan ona aşık. Onun için o mübarek makamda dualar müstecab olur. Ağla, yalvar, yerlere yüzümü sür. Dua müstecaptır orada, şefaat-i Muhammediye'yi talep et. Oradaki okuyacağın en çok şey salavat-ı şerifedir. Allahümme salli. İstediğin kadar namaz kıl. Gaza borçların varsa boyuna gaza kıl. Gaza borçların yoksa nafile kıl ve dua et. Dua, namaz, salavat-ı şerif, oradaki vazifen, başka bir şey yok. Eğer fırsat bulabilirsen, orada namaz kılınacak bir yer var. Fırsat verirlerse orada da iki rekat namaz kıl. Mihrab-ı Muhammedi ile Ravza-i Pâki Nebi'nin arasında, Ravza-i Mudahare'nin arasında. Oradaki tavaf şekilleri böyle. Yalnız orada izdiham, kalabalık çoktur. Fırsat bulamazsın. Nerede fırsat bulursan orada otur. Kimseyi depeleme, kimseyi incitme. Bir de gözümle gördüğüm bir noksanlık daha var. Sokaklar cemaatle doluyor. O koca Ravza-i Mudahhara doluyor ağzına kadar. Sokaklar da doluyor. Maalesef imamın ön tarafında da doluyorlar. Oraya da duruyorlar. Ki onların namazı tamamıyla ölür. İmamın hizasını geçmemek lazım. Eğer senin de başına geçerse, Allah o devleti sana da nasip ederse, imamın ön tarafına dikkat et, sokakta namaz kılacaksan orada kılma. Yer bulamıyorsan gel evinde kıl.
Ravza-i Mudahhare'de bulunduğun müddetçe o fırsat bir daha eline geçmez. Ravza-i Mudahhare'den çok zaman ayrılma. Uhud gazilerini, Uhud şehitlerini ziyarete git. Hazreti Hamza'yı ziyaret et. Ondan sonra Bakî kabristanı var. Bütün ashab-ı kiram orada yatıyor. Zaten Ravza-i Mudahhara'da Peygamber-i Zişan Efendimiz, Ebu Bekir-i Sıddık, Ömer-ül Faruk yatıyor. Başka yok. Peygamber-i Zişan'ı ziyaret ettikten sonra alt tarafında Hazreti Ebu Bekir'in başucuna var. Orayı da ziyaret et. Bundan sonra Hazreti Ömer'in başına var. Orayı da ziyaret et. Bu ziyaretlerde okuyacağın 11 İhlas 1 Fatiha. Fazla okumaya fırsat bulamazsın. Fırsat vermezler. Kalabalık izdiham ezer seni. Anca fırsat bulabilirsen 11 tane kul huvallahu ehad, bir tane de Fatiha elham. Ondan sonra kendine yer bul, oturacak. Boyuna salavat-ı şerifi oku, namaz kıl, dua et. Medine-i Münevvere'de işin bittikten sonra Mekke-i Mükerreme'ye yöneleceksiniz. Hac mevsimine, bayrama birkaç gün kalmış. Orada ihrama girersin. İhrama girmek şarttır. Mutlaka ihrama girecek. İhrama nasıl girilir orada görürsün. Bir rida ile bir izardan ibarettir ihram dediğimiz şey. İki astar parçası, birini peştemal gibi altına tutan göbekten altına, birini de omzuna atarsın. Başka bir şey yok. Dikişli elbise, dikişli ayakkabı, baş örtüsü asla yasaktır. Yalın ayak baş açıktır. Oraya giden, hacca giden, padişah ise de, başvekil ise de, hamal ise de, hepsi müsavidir, ora mahşer yerine şebihtir. Orada beydi, paşaydı yok, hepsi baş açık huzur-ı ilahide, yokluk ve tevazu içindedir. İhrama girmeden evvel fırsat bulursa gusleder. Sünnettir. Fırsat bulamaz ise abdest alır, ihramını giyer. İhramı giyerken eğer birinin bedeli ise onun namına niyet eder. Filanın namına hacca niyet ettimdir. Yok kendi namına gidiyorsa, eğer haccı kıraanı niyet ediyorsa, bizim yapacağımız ya haccı kıraan ya haccı temettudur. Haccı ifradı yapamayız. Alel ekserde haccı kıraan yapılıyor bizde. Haccı kıraan dediğimiz, bir ihrama girdin mi, ta sonuna kadar, hac mevsiminin sonuna kadar çıkamazsın artık kıraanı niyet edersen. Fakat haccı temettüye niyet edersen, umre tavafını yaptıktan sonra ihramdan çıkarsın. Haccı kıraana niyet ettiğini farz edelim. Abdest aldın veya guslettin, niyet ettin ya Rabbi haccı kıraana niyet ettim. Yahut kıran demeyi bilemezsen ömreyle hacca niyet ettim. İkisine birden niyet edersen o zaman haccı kıraan olur. Niyet ettin, giydin. Giydikten sonra telbiye getirirsin lebbeyk diye. Orada öğretirler lebbeyk Allahümme lebbeyk diye söylerler. Bu telbiyeyi yani lebbeyk lafzı şerifini öğrenmeye mutlaka mecbursun. Çünkü dilin en büyük ezkarı, zikri, fikri budur. Telbiyedir. Lebbeyke başladıktan sonra da
üçten aşağı yapamazsın. Bir başladın mı üç defa söylersin. Sonra yokuşa çıkarken, yokuştan inerken insanlara rast gelince merhaba der gibi, selam verir gibi telbiye getirirsin. Kadınlar telbiyeyi sessiz okurlar. Erkekler bek bek okumaya mecburdur. Açıktan okurlar erkekler telbiyeyi. Bu telbiye her zaman yapılır. Esasen oradaki en büyük zikrimiz telbiye, kelime-i tevhid, salavat-ı şerifedir. Bu telbiye ta şeye kadar, tavafa kadar devam eder. Tavafta telbiye terk edilir. Tavafta yalnız tekbir, kelime-i tevhid, salavat-ı şerife bunlar okunur. Kabe-i Muazzama'ya vardığın zaman orada belki bir iki gün kalırsınız. Hemen vardığınız zaman umre tavafını yaparsın. 7 defa dolaşacaksın Kabe-i Muazzama'yı. Hacerül Esved'in bulunduğu rükünden başlayarak, Hacerül Esved'in karşısından başlayarak sola doğru dönersin. 7 defa. 7 şavtın 4'ü farzdır. 3'ü vaciptir. Dönerken de yalnız telbiyeyi orada bırakırsın. Lebbeyk yok orada. Allahümme salli okursun çok çok. Tekbir getirirsin. La ilahe illallah kelime-i tayyibesini söylersin. Dua edersin. Duanın yeri de Hacerül Esved'in yine hizasına geldin mi dolaştın. Orada Hacerül Esved'i öpmek için herkes fırsat bulamaz. Öpeyim diye de insanları incitmeye lüzum yok. Resulullah'ın ve onun eshabının yaptığı gibi yap. Ellerini karşı tutarsın, böyle istilam yaparsın, selam verirsin. Tekbir alırsın ve dua edersin. Dua müstecaptır orada. Orada yapılan duaları da Cenab-ı Hak kabul edeceğini Peygamber Zişanımız haber veriyor. Böyle 7 defa dolaşılır. Ondan sonra Safa ile Merve arasında da 7 defa 4 gitme, 3 gelme. Böyle 7 defa da orada sa'i vardır. Yalnız tavaf esnasında, sa'i esnasında izdiba yapılır ki izdiba dediğimiz sırtına örtündüğüm ihramın bir ucunu koltuğun altından alırsın, sağ koluğun altından. Sağ koluğun üstü yani omuz başın açık bulunur. İstiba dediğimiz bu. Bu da yalnız tavaf esnasında Safa ile Merve arasındaki sa'i esnasında yapılır. Başka zamanlar açık bulundurma ki güneş yakar, hasta olursun. Başka zaman ört. Bir izdiba yapılır. Bir de herveleyle remel vardır. Tavaf ederken tavafın dördünde kuvvetlice hoplayarak şöyle metin adımlarla tavaf edersin. Buna remel diyorlar. Bir de hervele vardır ki sa'i derken Safa ile Merve arasında nileyni ahzareyn diye iki yeşil direk var, orada bellidir. O iki yeşil direğin arası gayet süratli ve çalımlı gidilir. Bunun hikmeti Peygamber Efendimiz orada tavafını yaparken müşrikler karşıdan toplanmışlar. Aha demişler,
ne Muhammed'de ne de ümmetlerinde can cere kalmamış. Bunlar birkaç gün sonra ölürler, dermanları yok demişler. Resul-i Ekrem Efendimiz de ashabına emir vermiş, müşriklerin gözüne gayet kuvvetli görünüm, buradan onların önünden geçerken çalımlı geçin diye, geçin diye emir vermiş. Bu Resulullah'ın emri olduğu için hikmeti mevcudu olmayan sünnetlerdendir. 11'nin tavafını, sayini yaptıktan sonra bir de tavafı kudum, ilk geliş tavafı, onu da yaparsın. Bu da yapıldıktan sonra vazife bitmiş oluyor. Eğer hacci temettu ise hacc ettiğin, o zaman ihramdan çıkarsın. İhramdan çıkarken tıraş olmak lazım. Ya saçını sakalını bir yerinden kıptırırsın yahut tamam tıraş olursun. Tıraş olur ihramdan çıkarsın eğer temettu ise. Haccı kıranırsa çıkamazsın. Arefe gününden bir gün evvel hareket başlar Arafat'a doğru. Mina'ya gidilir. Arafat'tan Arefe gününden bir gün evvel. Mina'da kalınır. Sabaha karşı Arafat'a çıkılır. Sabah zamanı. Arafat Dağı'na varılır. Orada akşama kadar vakfe yapılır. Asıl farz olan budur. Haccın, ihram, tavaf-ı ziyaret, bir de Arafat'taki vakfe. Bunlardan birisi ölürse hac ölür. Arafat'ta akşama kadar durulur. Akşam karanlığı da biraz geçse çok iyi olur. Arafat'taki vazife namaz kılmak, Kur'an okumak, salavat-ı şerife, kelime-i tevhid, ibadet. Tabii yemek zamanında yemek. Bunlar da var. Alet devam akşama kadar olmaz. Fakat akşama kadar çay sohbeti, kuru gürültü mala yani dedikoduyla vakit geçirmek çok günah olur. Çünkü bir daha o fırsatı bulamayacaksın. Ömürde bir defa eline geçecek fırsat, mümkün olduğu kadar Arafat vakfasını ibadetle geçir. Akşamının Arafat'tan yenilir Müzdelife'ye, 2 saat mesafesi vardır aralarında. Müzdelife'de gece kalınır. Müzdelife'den taş toplanır, ufak ufak taşlar. Mina'da atma için, şeytan taşlama tabiridir. O taşları temizce yıkarsın, bir torbanın içerisine doldurursun. Müzdelife'de Meş'ari Haram vakfası var, o da vaciptir, asla terki caiz değildir. Terk edersen kurban lazım gelir. Meş'ari Haram vakfasını yaparsın, sabah namazını erken orada kılarsın, oradan Mina'ya. Mina'ya doğru hareket başlar sabah namazından sonra. Herkes bayram namazı kılarken başka yerlerde, hacılar yolda bulunur. Hacılar seferi olduğu için bayram namazı, cuma namazı onlara lazım değildir. Bayramın birinci günü Mina'ya gelir. İlk gün 7 taş atar. Ondan sonra kurban alır, kurbanını keser. Kurbanını da kestikten sonra tıraş olur, ihramdan çıkar, elbisesini giyer. Kabe-i Muazzama'ya gider, tavaf-ı ziyaretini, asıl farz olan tavafını yapar. Yapar, geri gelir yine Mina'ya. Çünkü
Mine'de 3 gün duracak, 3 gün taşıtacak. Mazereti olup da gidemeyenler var. Çünkü oradan Vaga Mine'den Mekke-i Mükerreme 2 saat. Bugünkü vesaitine 5 dakikada gidilir ama oradan gitmesi, çıkması her adam için mümkün değil. Milyon oraya birikmiş, milyonları götüren vesait birbirine kilitlenmiş, çakılmış. Onların içinden çıkıp da ta kenarda ayrı bir vesait bulayım demeyi için buradan hiç olmazsa ortaçağa kadar gitmek lazım. Yürüye yürüye. Çok müşkil. Her adam için, ihtiyarlar için, halil olanlar için mümkün olmayan şey. Onlar ne yaparlar? Gidemeyenler, tavafi ziyarete gidemeyenler, ikinci gün, üçüncü günde taşı atarlar, remci cimar, şeytan taşlaması bitmiş olur. İkinci gün, üçüncü gün 21'er taş atılır. 3 kere 7, 21 eder. 7'şer taş. Taşlar atılırken de Allahu Ekber diye atılır. Ve vacip amel olduğu için ondan sonra da dua edilir. Allah'tan mağfiret istenir. Üçüncü günü taşı attıktan sonra güneş batmadan evvel Kabe'ye gitmek lazımdır. Birinci gün kurban kestikten sonra tavafı ziyarete gidemeyenler üçüncü gün güneş aşmadan evvel Kabe'de bulunması lazım, tavafı ziyareti yapması lazımdır. Yoksa kurban vacip olur. Tavafı ziyareti de yaptıktan sonra yine Mine'ye geliyordu. Mine'de 3 gün kalır, 3 gün taşı atar. Ondan sonra gelirler Kabe-i Muazzama'ya. Tavafı vedağı yapar. Tavafı vedada Safa ile Merve arasında sa'y etme yoktur. O remil izdiba da yoktur. Omuz açmak, hoplayarak gitme, o da yoktur. Tavafı vedağı yaptıktan sonra Kabe-i Muazzama'ya baka baka arkan çıkar. Arkan çıkar, hem dua eder, hem o Beyt-i Şerif'e veda eder. Bu suretle haccını ifa etmiş olur. İnşallah hacca gidecek Müslüman kardeşlerimiz gidecekleri zaman yine onlara mümkün olan izahı yaparız. Allah gitmeyenlere de nasip etsin. Gidenlerin de haccını kabul buyursun. Peki efendim. Vaktimiz de gelmiş. Biraz daha izahat verin mi? Gideceklere o zaman izahını yaparız inşallah. Sübhane Rabbina Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.